26. Bölüm Uzun Emel. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Sizin için korktuğum şeylerin en korkuncusu şu iki şeydir. Uzun emel ve nefsin arzularına uymak. Uzun emel insana ahireti unutturur. Nefsin arzularına uymak ise haktan saptırır. Hazreti Peygamber şöyle buyurur: Ben şu üç şeyin üç şeyi kesin olarak sağlayacağına kefilim. Bütün benliğiyle dünyaya sarılan kişi öyle fakir, öyle muhtaç hale gelir ki ihtiyacı asla bitmez. Dünyaya karşı hırslı olan kişi meşguliyeti öyle artar ki hiç boş vakti kalmaz. Dünya malına karşı cimri olan kişi asla kurtulamayacağı bir gam ve tasa içine düşer. Sahabe-i kiramdan Ebu Derda radiyallahu anh Humus şehrini şereflendirdiklerinde şehir halkına şöyle seslendi: Ey insanlar! Sizler hiç haya etmez misiniz? İçinde oturamayacağınız binalar yapmaktasınız. Asla erişemeyeceğiniz emeller peşindesiniz. Yiyip bitiremeyeceğiniz dünya malları toplamaktasınız. Sizden önce yaşayan kavimler sizin yaptıklarınızdan daha sağlam binalar yaptılar. Daha fazla servet biriktirdiler. Sizden daha uzun emeller beslediler. Fakat nihayetinde asıl meskenleri kabir, kurdukları uzun emelleri aldanma ve biriktirdikleri servetleri hep ziyan oldu. Hazreti Ali kerremallahu veçhe Hazreti Ömer radıyallahu anh'a der ki: Eğer iki dostuna, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a kavuşmak istiyorsan elbisen yamalı ve ayakkabın tamirli olmalı. Uzun emeli terk etmeli ve doyasıya yememelisin. Adem aleyhisselam oğlu Şid aleyhisselama şu nasihatte bulunur ve bunları evlatlarına da nakletmesini emreder. Evlatlarına dünyaya güvenip dayanmamalarını söyle. Ben cennetin ebedi olmasına tamah ettim, bu yüzden Allahu Teala beni cennetten çıkardı. Evlatlarına söyle, kadınların hevai nefislerine uymasınlar. Ben hanımımın hevai nefsine uyarak yasak ağaçtan yedim, sonra pişman oldum. Evlatlarına söyle, yapacakları işin sonucunu düşünsünler. Eğer ben yaptığım işin sonunu düşünseydim, bildiğiniz o musibet başıma gelmezdi. Evlatlarına söyle, eğer yapacakları bir iş kalplerine ızdırap veriyorsa ondan uzak dursunlar. Zira ben yasak meyveden yediğim zaman kalbimde bir sıkıntı meydana gelmişti. Fakat ben yemekten vazgeçmedim. Sonunda da pişmanlık duydum. Evlatlarına söyle, yapacağı işleri istişare etsinler. Eğer ben melekler ile istişare etseydim bildiğiniz musibet başıma gelmezdi. Mücahid radıyallahu anh şöyle der: Abdullah bin Ömer radıyallahu anh bana şöyle dedi: Sabaha eriştiğin vakit akşama erişmeyi, akşama eriştiğin vakit de sabaha erişmeyi düşünme. Hayatında ölümün için, sağlığında hastalığın için gerekli hazırlıkları yap, tedbir al. Çünkü yarın başına neler geleceğini bilemezsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kirama sorar: Hepiniz cennete girmek ister misiniz? Evet ey Allah'ın Resulü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonra şöyle buyurur: Öyleyse uzun emeli terk edin ve Allahu Teala'dan hakkıyla haya edin. Sahabe-i kiram, biz hepimiz zaten Allahu Teala'dan haya ederiz der. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonra şöyle der: Sizin yaptığınız gerçek manada haya sayılmaz. Gerçek manada haya, kabristanı ve bedenlerin orada çürümelerini tefekkür etmek, içini dışını, kalbini ve kafasını haramlardan ve kötü düşüncelerden korumaktır. Ahirette itibar ve ikram görmek isteyen kişi, dünya hayatının süsünü ve şatafatını terk etsin. Kulun Allahu Teala'dan hakkıyla haya etmesi böyle olur. Böyle yapan kişi Allah'ın dostluğunu kazanır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Bu ümmetin başına gelenlerin kurtuluşu zühd ve yakin iledir. Sonrakilerin felaketi ise cimrilik ve uzun emel iledir.
Ümmül Münzir radıyallahu anh şöyle rivayet eder. Bir akşam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların yanına geldi ve şöyle buyurdu. Ey insanlar! Sizler Allahu Teala'dan haya etmez misiniz? Ey Allah'ın Resulü, neden böyle söylediniz? Peygamber Efendimiz buyurdu. Yiyip bitiremeyeceğiniz kadar servet biriktiriyorsunuz. Hiç erişemeyeceğiniz uzun emeller peşinde koşuyorsunuz. Ve hiç oturamayacağınız meskenler bina ediyorsunuz. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh anlatır. Usame bin Zeyd, Zeyd bin Sabit'ten 100 dinara bir köle satın almıştı ve bedelini bir ay sonra verecekti. Bu durumu haber alan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir ay sonra bedelini vermek üzere alışveriş yapan Usame'nin haline şaşırmıyor musunuz? Gerçekten de Usame kendisini uzun vadeli emellere kaptırmıştır. Varlığımı kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki ben göz kapaklarımı her açışımda onları geri kapayamadan Allahu Teala'nın ruhumu alacağını düşünüyorum. Bir yere bakışımı yöneltip her bakışımda daha gözümü oradan çevirmeden ruhumun kabzedileceği aklıma gelir. Ağzıma koyduğum her lokmanın henüz yutulmadan ölüm gelerek boğazımda kalacağını düşünüyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları söyledikten sonra şöyle buyurur. Ey insanlar! Eğer aklı başında insanlar iseniz kendi nefislerinizi ölüler arasında sayın. Nefsimi kudret elinde tutana yeminle söylerim ki gerçekleşeceği size bildirilen şeyler mutlaka gerçekleşecektir. Ondan kurtulmaya sizlerin gücü yetmeyecektir. İbni Abbas radıyallahu anh nakleder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem su kaynağına yakın yerde abdest bozar, su ile temizlenmeden önce taş toprak ile taharetlenirdi. Ben kendisine dedim ki, ey Allah'ın Resulü, su kaynağına yakınsınız, su ile taharetlenmeden önce taş ve toprak ile temizlenmeye ne gerek var? Buyurdular ki, nereden bilebilirim ki? Belki suya varmadan ruhum kabzolmuş. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eline 3 çubuk aldı. Bunlardan birini önüne dikti, ikincisini yanına sapladı ve üçüncüsünü de uzağa attı. Sonra sahabe-i kirama sordu. Bunların ne olduğunu biliyor musunuz? Sahabe-i kiram doğrusunu Allah ve Resulü bilir dediler. Şu önümdeki insandır. Yanındaki ise onun eceli. Şu uzakta duran ise insanın uzun vadeli emellerini temsil ediyor. İnsan o emellerin peşinde koşup yakalamaya çalışırken onları yakalayamadan ecel gelir onu yakalar. İsa aleyhisselam bir yerde oturuyor, bir ihtiyar da elindeki kazma ile toprağı kazıyordu. Hazreti İsa aleyhisselam, Allah'ım şu adamın içinden uzun emeli çıkar diye dua etti. İhtiyar kazmayı bıraktı ve toprağın üzerine uzandı. Bir süre geçtikten sonra Hazreti İsa aleyhisselam, Allah'ım adama uzun emeli geri ver diye dua etti. İhtiyar tekrar kalktı ve çapalamaya devam etti. İsa aleyhisselam ihtiyarın yanına gelerek işi bırakıp tekrar başlamasının sebebini sordu. İhtiyar şöyle cevap verdi. Çalışıyorken bir ara içinden bir ses bana ne zamana kadar çalışacaksın? Sen artık yaşlı bir adamsın diye seslendiğini duydum. Kazmayı yere bıraktım ve uzandım. Sonra yine içinden bir ses bana vallahi ömrünün geriye kalan kısmında da sana yiyecek ve içecek gerekir diye seslendiğini işittim. Kalkıp çalışmaya devam ettim.